connected. Oh. Selamun aleyküm. From where, brother? Dari Turkey bro. Ne? Turkey. Turkey, maşallah. Turkey. Where? İstanbul. İstanbul, maşallah. Tao? I will go to Turkey. Yeah. I'm Malaysia. 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 Oh, brother country. Selamun aleyküm. Muslim, Muslim. Elhamdülillah, bro. Olay bu abi. Secdeye kapanmış halde çarpılmış. Görüyor musun? İskeletmiş bu. Sonra betonlaşmış bak. Üstüne kolonlar, molonlar düşmüş. Görüyor musun? Makas. Ne düşünüyorsun abi? Vallahi inanılmaz bir şey. Kocaman bir gemi ve evet. Oradaki malzemeleri de gel izleyelim. Sonra tekrardan buradan bir röportaj yapalım. Yani şunların hepsi fıçı biliyor musun? Şu fıçı. Her şey taş olmuş. Bak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hani bana başka bir şey göstersinler yani. Burada neden yok? İlk başlarda inanmadım. Bak bunların hepsi fıçı. Evet. Zaten normal yapabilmen mümkün değil. Şuna baksana. İpler mipler bunlar ip değil mi abi? Evet bunlar gemideki ipler. Mesela. Halatlar. Ama hepsi betonlar. Ya el işçiliği desen... Bunu nasıl yapacaksın? Baksana şuna bak. Taş bu ya. Resmen taş yani. Şuraya şu. Küplere baksana. Bunlar fıçı. Birazdan arkadaşlar hikayeyi anlatacağım. Önce biz bir şoku atlatalım. Daha önce ben gelmiştim zaten ama. Abi bildiğin taş buralar. Bakar mısın? Ağaç, normal ağaç. Devrilmiş taş olarak. Normal ağaç. Şeyi değil mi? Geminin. Tabi zamanla yağmur yağa yağa aşınmış biliyor musun? Bayağı bir aşınmış. Zaten şimdi baksana belli zaten. Bir bak.
Bir de dış kesimden bakalım. Buralarda bile var dostlar. Enteresan. Buraya kadar devam ediyor abi. Burası gömülmüş. Sonra devlet buraya el atmış abi. Üstünü kapatmış. Aynen. Anlaşılıyor zaten abi. Bura geminin burnu mu arkası mı? Arkası. Arka tarafı. Ha? Nanti sıbın tat. Arka tarafı. Burası geminin arkası. Hayat hikayesini sizlere anlatacağım. Daha doğrusu bana anlatılanı sizlere anlatacağım. Malin Kundan, kısacası annesi tarafından beddualarla lanetlenmiş bir kişi. Malin Kundan anak durhaka. Okey, tau. Okey. Annesinden lanetlenmiş bir çocuk olarak anılıyor da Malin Kundan. Şimdi bu şahıs, annesi bunu çok güzel bakıyor. Fakir fukara bir anası varmış. Bu annesine hiç iyi davranmamış. Annesi el bebek gül bebek büyüttüğü halde. Annesi de Müslüme bir kadınmış. Daha doğrusu inançlı bir Müslüme bir kadınmış. Devamında da bu kadın tabii ki bu çocuğu el bebek gül bebek büyütüyor ama Malin Kundan da annesine hayırlı bir evlat olmamış. Zengin bir kadınla evlenmiş. Bu kadın mal varlığının hepsini Malin Kundan'a vermiş. Malin Kundan bu mal varlığı elde ettikten sonra annesini unutmuş. Annesi kaç kere kapısına gelmiş, yalvarmış, yakarmış. Demiş ki, yavrum açım, yavrum ben yoksulum, bana bakmıyor musun? Ben seni el bebek gül bebek büyüttüm. Yemedim yedirdim, içmedim içirdim. Gelmiş gitmiş yok, gelmiş gitmiş yok. Annesi ölmeye bir başı kaldığı zaman ellerini açmış semaya, yalvarmış. Rabbim, oğlum bir daha beni kapısından çevirirse onu ve varlıklarını taşa çevir. Çünkü ben ölmek üzereyim demiş. Açlıktan kadın tekrardan yine gitmiş kapısına. Malin Kundan annesini dövmüş. Yaşlı kadın boynu bükük. Oradan esnafın işte bazı kişilerin desteğiyle kaldırılarak devam edip gitmiş yoluna. Daha da hiç gören olmamış. Ertesi gün bir gümbürtü, bir şimşekler vesaire. Arkadaşlar bu bilgileri kafadan atmıyorum. Buradaki yetkili kişiler de aynı şekilde anlattı. Devamında internetten de araştırabilirsiniz. Aynen bu şekilde yazıyor. Gök gürültüsü, şimşekler, sanki ortalık yarılmış gibi. Millet hep sahile koşmuş. Bir bakmışlar ki tabii o zamanlar bu şekilde değilmiş. Yağmur aşındırmış. Yani bu Malin Kundan denilen şahıs ve bütün mal varlığı taş olmuş. Taşa çevrilmiş. Bazı insanlar rivayet diyor. Bazı insanlar hikaye diyor. Bazı insanlar buna inanmıyor. Peki siz inananlardan mısınız? İnanmayan mısınız? Bilmiyorum artık. Dilim döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Sumatra Adası, Endonezya Sumatra Adası, Padang şehrinde Malin Kundan diye taşlaşmış bir heykel var burada. Annesinden beddua alan bir şahıs.
Demek istediğim şu ki buradan bütün annelerimizin ellerinden öpüyorum. Anne dövmek nedir be? Yani bu hak etmiş mi? Bilemem. Allah bilir. Ama anasının duasını bu şekilde, bedduasını aldıysa yazıklar olsun ona. Hepimize Allah analarımızın güzel dualarıyla anılmasını, anılmayı nasip etsin. Ölenler varsa, rahmet eyleyenler varsa Allah rahmet eylesin diyelim. Sen bir şey söylemek ister misin? İlk defa geldim. Ben daha önce gelmiştim buraya. İkinci kez sunumum bu benim. Her geldiğimde etkileniyorum. Aslında bazı insanlar ya burası sahte olabilir, işte inanmayın taş bilerek yapılmış falan. Ama ya yani bu kadar gerçekçi yapılması çok zor. Yani. Bir de gerçekten yani. Hemen hemen tarihi de bilinmiyor. Evet. Yüzyıllardır bu şekildeymiş. Baksana direkler yerde, yani geminin direkleri niye öyle olmuş? Neden yani? Taşlardan örnek almışlar bilim adamları. Evet. Ve çok eski olduğuna kanaat getirmişler. Yani gerçekten de hemen hemen 1000 yılı aşkın bir süreden fazla süreden 1000 yılı aşkın fazla süredir bu şekildeymiş. Daha da fazla. Sen yani düşüncelerini almak istiyorum Yavuz abi. Çünkü ama bazı insanlar diyebilir ya kardeşim biraz abartı mı? Yalan mı? Sahte mi? Biliyorsun bizim milletimiz pek inanmıyor bu gibi şeylere. Şimdi normal yapı olsa, elle yapılmış olsa bir yerde muhakkak açık yani bırakılır. Bu kadar insan pazar kurmuş, etrafı dolu, dolu dolu turist akını var. Bir de yok yani yapabilmen için muhakkak eksik olan bir şeyler olur. Burada küplere bakıyorum, yani normal küp. Sadece taş olmuş. Yani en ince şimdi noktasına kadar. Şimdi şunu diyor musun? Hiçbir şey Allah'a imkansız değil. Tabii ki. Olabilir, ihtimali var. Buna hiç şüphe yok. Bu şahsın ne olduğunu ne bittiğini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Rivayetlere göre diyoruz. Dilimizin döndüğü kadar anlatıyoruz. Ne yaşanmış, ne olmuş onu tam bilmediğimiz için. Aynen. Ama sadece annesi tarafından bedduayla anılan bir şahıs burada. Ne? Malin Kundan diye bir şahıs. Ya hiçbir şey Allah için zor değil. Evet. Yani hiçbir şey zor değil. Ol dedim, olur. Bitti bu kadar. Ana baba ayağının tozun olan ana. Yozgat'ta böyle derler. Kurban olayım onlara. Bunların selam olsun bütün anne babalara. Selam olsun, selam buradan. Olsun. Hepsine. Taşlaşmış kalplere inat selam olsun, selam buradan. Olsun. Bütün güzel anne babalara. Ne olursa olsun abi. Harbiden öyle. Efendim dediğim gibi dilimizin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani daha öncesinde geldim, gördüm, yine anlattım. O kadar izlenmedi. Umarım bu bölüm daha iyi izlenir, daha iyi açıklayıcı olmuştur. Biraz biz de tecrübe kazanmış olduk vallahi bu nedenden dolayı. Benim tüylerim böyle diken diken oldu şahsen. Harbi mi diyorsun? Vallahi. Yani farklı bir şey var. Çok farklı bir şey var. Hissiyatını anlıyorsun diyor. Yani farklı bir duygu var. Buraya gelene kadar mesela biliyorum bu yolda muhabbet ediyordum ama burada çok farklı bir duygu var şu an bende. Düşünsene, annen seni el bebek gül bebek büyütüyor, sen ona yemiyor yediriyor, içmiyor içiriyor, o zamanın yokluk zamanlarında. Evet. Sen ona ihanet ediyorsun, hiyanet ediyorsun. Yapmış olduğu iyiliklere nazaran sen onu dövüyorsun. Allah göstermesin. Allah kimseye vermesin öyle. Evlen. Allah rahmet eylesin, annem babam vefat etti. Evet. Mekanları cennet olsun. Amin cümlemizin. Annenin yeri dolur mu? İmkanı mı var? Hiçbir şey. Dünyadaki hiçbir şey annenin yerini dolduramaz. Anne ve baba yani fark etmiyor. Gerçekten çok zor. Zor o yani. İnsan duygulanıyor tabii. İster istemez. Ne bileyim. Bir şey, yani diyecek kelime yok. Anlatacak kelime yok. Öyle bir durum. Evet. Yani çok farklı bir olay. Abi gidelim. Selamünaleyküm. Kim ne derse desin. İnanan inanır, inanmayan inanmaz. Bakın etrafına da bu şekilde çok fazla turist geldiğinden dolayı pazar yapmışlar, pazar kurmuşlar. Her çeşit kıyafet, efendim Malin Kundan'a özel tişörtler basılmış. Devlet destekli olaraktan buraya yönlendiriliyor turistler arkadaşlar. Girişte
Sadece kişi başı 10 ribu veriyorsunuz. Yabancı ya da turist fark etmez. 10 ribu veriyorsunuz kişi başı. Devamında da burada Malin Kun'dan çarpılmış heykelini bana göre görüyorsunuz. Tabi ilk başlarda ben de birazcık tedirgin oldum ama bu internetten biraz araştırınca gerçekten de bilim adamlarının araştırmalarına göre vesaire olabileceğine kanaat getirdim. Olabilir diye düşünüyorum artık. Yani neden derseniz, yani burada durduk yere bir taş niye yok? O zaman burada niye yok? Hani burada taş yok. Yok. Burada da yok. Hiçbir yerde yok. Yani. Burası da kocaman bir sahil. Sonra yani elle yapılsa buraya da yapardı adam. Değil mi? Hani buraya da yapardı. Aynen öyle. Alır götürür abi. 1000 yıldan fazla süre diyor ya. 1000 yılda o çimento yoktu ki. 1000 yıl önce çimento yok. Yani çimento mu? Taşı nasıl yapacak? Öyle dostlar ya. Gerçekten de etkili bir yer. Güzel bir yer. Aslında manzarası falan harika bir bölge. Gün batımı falan mükemmel diyorlar. Hemen karşı tarafta ormanlar. Bu sahiller burada. Malin Kun'dan heykeli de, çarpılmış heykeli de hemen arka tarafında kalıyor. Eğer ki şayet yolunuz düşerse Endonezya Sumatra Adası Padang şehrine geldiğiniz zaman kesinlikle şehir merkezine yarım saatlik mesafede, 30 dakikalık bir mesafede Malin Kun'dan heykelini görmeyi unutmayın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yani biraz farklı geldi, duygusal oldun, şey dedin, Pompei olayını abi da dedin, benzettin. Oradaki mesela Salt, ne kalbiydi abi? Nut kalbi mi? Lut kalbi. Onlar da taşlaşmıştı evet. Mesela. Onlar ama Lut Aleyhisselam'la farklı bir şey var. Ama Pompei, aynı şekilde taşlaşmamış aynı mı abi? Aynı şekilde İtalya'daki Pompei, İtalya'da biliyorsun. Hmm. O adada, orada yani komple taş oldular. Hatta insanların heykelleri yani bazı tabii şey uygunsuz şeyler pozisyonda var. Da var. Tabii bunları anlatamazsın. Evet. Paramparça olmuşlar ya. Taşlaşmışlar. Taş olmuş yani. Hiç şu an ilk günkü gibi duruyor orada. Evet. Yani Pompei var mesela. Allah için hiçbir şey zor değil. Yani ol demesi yetiyor. Ol. İmkansız olan tek imkansız şey. İmkansız olan bize göre imkansız. Onun için imkansız yok. Evet efendim, şimdi devam ediyoruz yollara. Her şey spontane gelişiyor. Bakalım başka neler yaşayacağız, ne göreceğiz, ne edeceğiz. Takipte kalın. Sakın kapatmayın videoyu, devam ediyoruz. Allah, araba az daha biçiyordu bize. Evet. Evet efendim, şimdi Yavuz abiyle beraber Mescid Raya'ya geldik. Endonezya Sumatra Adası Padang şehrine ait özel bir cami yapmışlar. Çok büyük. Daha önce gelmiştim yine aynı şekilde ama bu tarafını ilk defa gösteriyorum size, bu taraf yüzünü. Abi Arapça biliyor musun sen? Biliyorum. Genelde orada çok karışık yazmışlar ama. Salavat mı getirmişler? Salavat var çoğu yerinde. Ben bilmiyorum yani. Ben anlamam. Peki Ali abi, ne düşünüyorsun? Çok güzel gösterişli bir cami yapmışlar. Gerçekten çok büyük ve gösterişli bir cami. Yani hamdolsun buraya geldik. Bugün Cuma'yı Allah nasip ederse burada kılacağız. İnşallah. Ama bir hadis var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ahir zamanda mescitleriniz çok büyük ve gösterişli olacak. Ne yazık ki içinde dolu olmasına rağmen bir tane dahi tam iman etmiş insan bulunmayacak. İnşallah biz iman edenlerden olacağız. İnşallah abi. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Cemaata devam. Çünkü neden devam?
cemaatin içinde bir kişinin namazı kabul oldu mu bütün hepsinin oluyor. O yüzden inşallah bizim de namazımız burada kabul olur. O niyetle geldik. O niyetle kılacağız inşallah. Allah imandan, Kur'an'dan ayırmasın diyelim. Amin abi. Şu an bugün cuma biliyorsun. Evet. Cuma namazımızı kılacağız. Çok güzel bir cami seçtik. Çok güzel. Gösterişli bir cami. Hem videosunu çekeceğiz hem de beraber sohbet edeceğiz. Gel abi devam edelim. Yine her zaman olduğu gibi Padango özel Buffalo ya pardon gergedan Buffalo nereden çıktı? Gergedan boynuzu şeklinde yapmışlar camide. Kültürel bir cami olmuş arkadaşlar. Minare de yok. Minare var abi. Göstereceğim. Tabii cuma namazına çok az bir zaman kaldı. Hemen hemen bir saat kaldı. Biz de abimle hem geziyoruz, camiyi tanıtıyoruz hem de yandan kahvemizi yudumluyoruz. Burada iki tane teyze hanım var. Caminin hemen yanında, arkasında arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman hem yemek yiyebilirsiniz hem de kahve içebilirsiniz. Kültürel kahveleri meşhur. Mescid Raya caminin adı abi. Söylemedik herhalde demin. Söyledim. Söyledik mi? Evet. Mescid Raya gerçekten de Padang'ın birinci camisi diyorlar. Yani gösterişli, efendim en çok masraf yapılan, daha doğrusu daha geniş bir alana yayılan bir cami olarak biliniyor. Yapıtın genelde köşelerinde biliyorsun sivri sivri şeyler var. Hı. O genelde Padang'ın kültürel simgesi. Gergedan boynuzuna göre yapıyorlar. Çünkü Sumatra gergedanına daha çok burada meşhur olduğundan dolayı bu şekilde yapmışlar arkadaşlar. Hemen karşıda görüyorsunuz zaten. Böyle hala tadilat devam ediyor. Yıllar önce gelmiştim, bir yıl önce mi, iki yıl önce mi ne geldiğimde de aynı şekilde tadilat vardı. Böyle. Kaç yıldır? Bilmiyorum, bayağı var. Onu da bir araştırayım, dur. Evet. Vay vay vay. Tamam abi. Abi şu şeyler ne? Bilmiyorum. Hani Umre'de kafasını sokulan şey var ya, şu taşla. Neyi taşı? Hacerül Esfer. Ama o Umre'de var, şeyde var, Mekke'de var. Abi. Burada mı duralım? Şurada çok şey var. Tamam abi, bir dakika. Çok güzel değil mi? Çok şahane. Thank you.
الكتاب ولم يجعل له عوجا. الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي